Avusturya kafiri eşiğimize yüz sürüp bizden sulh talep eder. Acem şahzadesi Elkas Mirza da cihanın sığınağı olan dergahımızın kapısına sığınmıştır. İlaveten Azerbaycan ve Şirvan Türkmen beyleri kendisini beklemektedirler. Şimdi Avusturya ile sulh edip Acem üzerine yürümek mi? Yoksa yeni bir Macar seferi düzenleyip Avusturya himayesindeki Macar topraklarını fethetmek mi münasiptir? Hünkârım, Acem fethe bu kadar müsait ve elimizde Safevileri içten bölecek Elkas Mirza gibi biri varken Acem seferi daha doğru olacaktır. Seneler evvel çıktığınız Acem seferinde ordumuzun düştüğü müşkilat malumunuz hünkârım. Binlerce asker savaşmadan dağlarda can verdi. Şehzade Mustafa'nın hakkı var hünkârım. Acem seferi kalıcı netice vermez. Elkas Mirza'nın o kadar taraftarı varsa neden bize sığınmış? Şehzade Hazretleri, ilk defa Acem'den bir şahzade bize sığınıp kulluğunuzu kabul etti. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bizim kızıl elmamız Viyana ve Roma'dır. Hünkârım, Tebriz'i evvela rahmetli Yüce Atam Sultan Selim Han, ardından da siz fethettiniz. Ancak elde tutamadık. O vakit elimizde Acem şahzadesi yoktu hünkârım. Başta Şirvan, Azerbaycan olmak üzere birçok yer ordumuzla birlikte Elkas Mirza'yı görünce ona itaat edecektir. Ben de Acem seferi niyetindeyim. Zira geçen sefer Tahmazb elimizden kaçtı. Kendisine icap eden dersi veremedik. Şimdi tam vaktidir. Lakin evvela Avusturya elçisi şartlarımızı kabul ederse inayeti padişahımdan eman verip öyle çıkarız sefere. Hünkârım. Ferdinand işgal ettiği Macar toprakları için senede 30.000 altın haraç verecek. İlaveten bizim o topraklardaki hukukumuzu kabul edecek. Şalken'de hiçbir ahitnamede imparator olarak anılamayacak. Unutmayın, bugün haraç verip hükümranlığımı kabul eden yarın emir alır. Bunların hepsi beyhude. Rüstem Paşa'nın dediği oldu. Şahzade Elkas'ın vaziyetini iyi kullandılar. Bugünün tarihini ve olanları bir yere yaz Cihangir. Zira gün hanedanımızın ve bu yüce devletin kaderinin değiştiği gündür. Hünkârımız vaktiyle rahmetli İbrahim Paşa ile kurduğu Roma hayalinden vazgeçti. Sen olduğun müddetçe bu hayal hep diri olacaktır. Belki de vakit bizim gibiler için doğru vakit değildir Cihangir. Mustafa abi. Belli ki şehzademizin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yazık oldu. Hünkârımızın bizimle birlikte düşündüğüne öylesine inanmıştık ki. Bütün emeklerimiz boşuna gitti. Boşa değildir şehzadem. Bir kıymeti vardır elbet. Öyle mi sence? Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncanın hikayesini bilirsiniz elbet. Bilirim. Ama yine de sen anlat. Anlat ki bütün bu çabalarımızın yok yere olmadığına, gayretlerimizin bir mana barındırdığına ikna olalım. Nemrut, Hazreti İbrahim'den hiç haz etmezmiş. Yakılması için emir vermiş. Bunun için büyük bir ateş yakılmış. Öyle bir ateş ki alevleri göğe kadar yükselmiş. Bu esnada bir karınca ağzında küçük bir su damlasıyla telaşla alevlerin göbeğine gitmekteymiş. Haşmetli bir kartal onun bu telaşını görüp sormuş. Nereye böyle? Ağzındaki su damlasını ne yapacaksın? Karınca, İbrahim'in yakılacağı yere gidiyorum. Suyu ateşe bırakacağım demiş. Kartal gülmüş. Senin bir damla suyun ona ne yapabilir ki? Su taşıyan karınca mağrur. Olsun demiş. Hiç olmazsa safımız belli olur. Mustafa. Hünkârım. Biliyorum beklediğin karar bu değildi. Lakin hakimiyetimizi kabul etmiş, bize boyun eğmiş kafirin üzerine yürümenin ne manası var? Üstelik elimizde Elkas Mirza gibi bir fırsat varken. Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Fakat Yüce Atam, rahmetli Sultan Mehmet Han bu uğurda kaybetmedi mi canını? En büyük arzusu kafirin kalbi Roma'yı almak ve Diyar-ı Rum'un Kayseri olmak değil miydi? Tıpkı sizin gibi. Siz de civan bir şehzadeyken bunun hayaliyle yanıp tutuşmadınız mı? Bu bir hayal değil Mustafa'm. Bilakis şu an adım adım yürüdüğüm yolun da kendisidir. Unutma, kılıcımın gölgesiyle kazanacağım bu zafer, zaferlerin en büyüğüdür. Ya şartınızı kabul etmezlerse hünkârım? O vakit gölgeler çekilir ve kılıcım bir yıldırım misali yakar, yok eder hepsini. O vakit geldiğinde yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın hünkârım. Mustafa. Benim ilk göz ağrım, aslan parçam. Bu yaşadığımız hadiseler, kaftan meselesi beni ziyadesiyle müteessir etti. Neyse ki şükürler olsun hepsi geride kaldı. İnşallah birbirimize olan itimadımız bundan böyle bir daha sarsılmaz. Sarsılmayacak hünkârım. Hazırlıklar biter bitmez sefere çıkacağız. Ben senin de benim yanımda olmanı isterim. Lakin malumun olduğu üzere bu acem seferleri hayli uzun ve meşakkatli oluyorlar. Bu yüzden benim yanımda olamayacaksın. Aksine burada emanetim olan tahtıma sahip çıkacaksın. Hünkârım, işittiğim doğru mu? Beni saltanat naibi olarak mı tayin edeceksiniz?